Evet arkadaşlar, nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Kısacık bir intromuz var, ardından hemen videomuza geçelim. Check the mic and make sure it sound right, boys. Evet arkadaşlar, nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu logo tasarımı nasıl yapılır? Yani YouTube kanalı kullananlar için özellikle, aslında bütün platformlar için bence logo gerekli. Ama YouTube kanalları için, ya böyle eğitim videoları veren ya da eğlence içerikli videolar çeken için ya da videolarda küçük böyle sembol gibi akılda kalıcı olması için bir logo şarttır arkadaşlar. Biz de bugün bir logo nasıl yapılır, ücretsiz yollarla logo tasarımı nasıl yapılır, bunu işledik videomuzda. İki tane sitemiz var arkadaşlar. Aslında ben bütün bayağı araştırdım, bayağı bir site gezdim yani bu konuda. Ama şöyle bir mevzu var. Siteler arkadaşlar hep ücretli. Aslında tüm siteler ücretli. Logo tasarımı, banner ya da YouTube küçük resim gibi bu tarz düzenlemeler için bütün uygulamalar, bütün siteleri ücretli yapmışlar. Tabii biz hani makul, böyle ücretsiz bir şekilde ama böyle makul bir görüntü, bir logo elde edebileceğimiz sistemler neler vardır diye bir baktık. İki tane siteye ulaştım bu sonuçta. Hani iki tane site hakkında kanaat verdim ve iki tane siteyi size tanıtacağım arkadaşlar. Aslında bir tanesini bilirsiniz. Canva diye yazılıyor. Canva'yı zaten aslında çoğu insan bilir. Yani YouTube'la alakası olan insanlar çoğu bilir. Hani Canva'da şöyle bir sistem var. Aslında çok kullanışlı bir site. Hani bence banko kullanmanızı tavsiye ederim. Canva'yı bence hatta oturum açın. Çünkü hani Canva öyle bir sistem ki böyle aylarca, hatta yıllarca sizin oradaki tasarımlarınızı saklayabiliyor. Orada bir oturum açın, banko kullanın. Ama logo konusunda Canva biraz bir tık geride kalıyor tabii. Logolar biraz dandik. Yalan yok yani bu konuda. Ben de size logoyu nasıl yaparız, güzel bir logoyu nasıl elde ederiz diye bir tane logo yaptım. Şimdi bilgisayarımıza geçeceğiz birazdan. Orada ben size logoyu beraber tasarlayacağız. Logoyu yapmak 3 dakika. Benim anlatımım 10 dakika. O ayrı mesele ama maksimum 3 dakikanızı alıyor. Zaten Canva'da telefondan da kullanabildiğiniz uygulaması var. Ha, bunları telefondan da yapabilirsiniz. Aslında benim ürettiğim içerikler hem bilgisayar ve hem telefon üzerine zaten. Hani ortak yapabiliyorsunuz. O yüzden videomuza göz atın, kanalımızı takip edin ve şöyle bir challenge'ımız da var. Bunu da duyurmak isterim videomuza geçmeden önce. Nasıl yapılır challenge'ımız var arkadaşlar. Yani ne demek bu? Merak ettiğiniz, araştırdığınız ya da bulamadığınız ya da yapmamızı istediğiniz videoları arkadaşlar yorum olarak yazıyorsunuz. Ya şu videoyu yap, bu nasıl yapılır, ben bunu merak ediyorum diyorsun. Yoruma yazıyorsun ya da herhangi bir yerden bana ulaşıyorsun. Bana ulaşmak zaten kolay. Bunu yapıyorsun, bana iletiyorsun ve ben de onu sana 2 gün içerisinde videosunu yapıp sana da linkini atıyorum. Böyle bir challenge'ımız var. Zaten her haftanın bir fragmanı olacak arkadaşlar. Her pazar akşamı fragmanı yükleyeceğim. Yani bugün kanalı yeni açtığım için ilk fragmanı bugün yüklüyorum. Ama her pazar fragman gelecek. Hani o fragmanda o haftada hangi videoları yayınlayacağım hakkında bilgi vereceğim. Böyle bir fragman yapacağız. Haftada ayrıyetten de 3 tane eğitici ve içerik tarzında videolarımız olacak. Neyse, lafı uzatmayalım arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Bugün logo tasarımı nasıl yapılır, bunu işleyeceğiz. Aslında iki tane linkimiz var ve meselemiz şu. Hani bunu aslında bu tarz işleri yapan, işte banner, YouTube küçük resmi falan, bu tarz işleri düzenleyen insanlar hani bunu ücretli sunmuşlar. Hepsi ücretli yani. Biz bunu ücretsiz halletmek için bazı formüller göstereceğim size. Hatta ücretli bir tane örnek olarak da gösteririm. Şimdi arkadaşlar, biri Canva, biri zaten bu link. Şimdi şöyle bir mesele var. Aslında bunlar da ücretli. Ama bunlardan en ücretsiz, en verimli yararlanabildiğim bunlar oldu yani. Şimdi bunun zaten uygulaması da var. Bunu kesinlikle, bak, bunda oturum açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Canva hani öyle bir sistem ki yani aslında her şeyi yapabiliyorsunuz. Sadece logo konusunda biraz bir tık daha şey yani. Hani kendin tasarlarsan tabii güzel işler çıkartıyorsun. Bunda çok güzel işler yapılıyor. Bunu da söyleyeyim. Buna kesinlikle bence hani oturum açın. Çünkü bunlar hani aylarca, hatta yıllarca siz silenene kadar yaptığınız projeler kayıt altında tutan bir sistem. Çok güzel bence. Uygulaması da var.
Hani telefondan, Android'den de yapabiliyorsunuz bu işlemleri tabii. Şimdi arkadaşlar, ben şimdi şu linkten başlayacağım önce. Buraya bir logo iş nasıl yazın diyor mesela, hani logoyla başlayalım şimdi. Buraya yazdık. Tasarım dedik. Kısa bir açıklama istedi. Hemen şöyle. Gerçi logoya tıkladık ya yazmadan. Neyse, yazma. Orada işte slogan yazıyorsun. Altında küçük yazı çıkıyor. Neyse. Şimdi bu kategorilerden birini seçiyoruz. İşte bu müzik, hani YouTube video falan, hani bu tarz. Ben bunu seçiyorum yani genelde. Bunu seçelim. Keep going diyelim. Hatta şöyle Türkçe yapayım da hepimiz anlayalım. Şimdi buraya sektör girin diyor. Hani örneğin kahve dükkanı. Ne yazalım? YouTube kanalı yazalım. YouTube kanalı yazalım. Buraya da YouTube'da eğitim videoları ve içerikleri üretiyorum yazalım. Devam diyelim. Ya yani bunda bilgileri giriyorsunuz. Bu otomatik size hani şey söylüyor, hani otomatik logolar çıkartıyor. Şimdi buradan mesela simge tabanlı, isme dayalı ya bir simge tabanlı yapalım. Hani bunlardan birini seçebilirsin. İsmini işte ilk harf olabilir. Simge tabanlı bir simge gösterebilir. İşte burada isme dayalı. Şunu seçelim. Geometrik şekiller mi olsun yoksa hani normal simge falan, geometrik şekil yapalım biz. Hani bunlara bakın. Şimdi buradan da mesela hangisini seçeyim ben? Şunu seçeceğim ya. Buradan birkaç tane seçebiliyorsunuz ayrıca. Seçelim şöyle hoşumuza gidenlerden işte. Birkaç tane. Devam diyelim. Şimdi tarza geldik. Yazı sistemi. Beğendiğin 3 tane yazıyı seç diyor hani. 3 sistem stili seç diyor. Şimdi ben şunu bir seçeyim. Şunu bir seçeyim. Bir de şunu seçelim madem. Şurada şurayı bir yenileyelim. Şurada şey gelmesi gerekiyor. Bazen böyle aksaklıklar yapıyor sistem. Şimdi orada 3 tane seçeceğiz. Devam edeceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Oradan hani geldi. Şimdi şuradan 1, 2, 3 diyelim. Geldi. Next diyoruz. Öyle bir sıkıntı yaşarsınız. Şimdi Türkçe çeviriyor falan ya. Web'de de bir o tarzda meseleler oluşuyor. Şu anda logo hazırlıyor bize. Bayağı bir logo da çıkartıyor önümüze, haberiniz olsun. Birini beğenebiliyorsunuz yani. Tabii bunun şöyle bir sistemi var. Tabii bu da ücretli. Onu da söyleyeyim yani. Yine söyleyeyim. Bu da ücretli. Bunda biz hani ücretsiz yararlanmaya çalışacağız. Hani en verimi bundan aldım. Bütün hani birkaç bayağı logo sitesinde bunu denedim. Bu olmuyor yani. Birazdan gösteririm olmadığında. Bunda işte biraz işe yarıyor. Şimdi burada bize birkaç tane tasarım gösterdi. Mesela şunu seçelim. Beğendiysen beğendim diyorsun. Devam ediyorsun. I am finished diyelim. Artık önemi kalmamış gibiydi rızanın da. Rahatça uzandım ben. Böylece kazandım bak organlarım. Logomuzu yüklüyor bize. Şimdi biz hani burada, buradan sonrası işte, bu da güzel bir sistem aslında. Web sitesine falan direkt web sitem varsa güzel bir sistem kullanabiliyorsun bunu. Ama ücretli tabii. Öyle bir mevzusu var. Biz de ücret ödemek istemiyoruz. Genel bir halk olarak. Buradan logoyu düzenli yapalım. Bu logoyu biz kaydedeceğiz. Meselemiz o. Şimdi ben normal logoyu normal buradan kaydediyorum. Bir bakıyorum şöyle. Nasıl bir şey indirdi? Ücretli olduğu için tam full kalite indirmiyor. Bakın normal indirdiğin zaman hem kalite bozuk hem hani filigran bile pusluyor. Yani bari filigranı netleyin. Anladınız mı? Böyle yapıyor. En fazla hani bütün sistemlerden en fazla bunu indirirsin. Ha bize bir de bunun hani şöyle bir şey var. Şu arka planı da gözükmüyor ha. Öyle de indiriyoruz yani. Şimdi hemen onu alalım.
Mesela şu güzelmiş aslında. Şunu mu seçsek? Şöyle bitiş diyelim. Keep editing. Pardon, bitiş. Tekrar aynı yere geleceğim. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen hızlandırayım videoyu değil mi biraz? Biraz hızlandıralım. Şuradan deneyelim. Resmi farklı kaydet. Kaydet. En kaliteli hangisi ise onu seçeceksiniz. Şimdi diğeri dandikti zaten, onu geçelim. Şimdi bu nasılmış? Bu iyi aslında, işimizi görür yine. Yani bir logoya göre iyi. Bunun arka planı yok bu arada. Direkt şuradan indirdim gördüğünüz gibi sağ tık yapıp. Şimdi bunu başka nasıl, ne şekilde daha kaliteli indirebilir miyiz? Hemen ona bakalım. Hatta ben size arka planını... Bakın arka plan yok, gördünüz mü? Şu resim. Şöyle büyüteyim de net anlaşılsın. Arka plan yok. Bunu şeffaf bir şekilde indirebildik. Bu dandikti zaten. Bunu geçelim. Şöyle bilgisayarımı tekrar ayarlayayım. Tabii her şeyim doğruya kaydı. Şimdi girelim sitemize tekrar. Bunu daha iyi indirmek bence mümkün değil. Yani bence en kaliteli hali bu gibi gözüküyor. Bakıyorum yine sizin için tekrar. Fazla kullanmadım ben bunları. Hani kullanıyorum da pek kullan aktif değilim yani. Sizinle bir beraber ben de bakıyorum yani. Hani mantığı anladınız yani. Oradan kaydetmek bence en mantıklısı. Yani bir de şurası var. Şuradan da deneyelim. Özelleştirmek diyelim. Ha yine aynı yere geliyor dediğim gibi. Şuradan finish dedikten sonra şu köşede çıkıyor ya resim. Logomuz köşede çıkıyor. Bunu ücretli veriyor sana. Ama sen buradan hani benim dediğim sistem yaparsan ücretsiz indirirsin. Şimdi bu birinci. Hemen ikinci sistemimize geçelim. Canva'ya geçelim. Şimdi Canva'da hani bunda ben sadece bunu gösterdim ama arkadaşlar farklı çeşitlerde var ha. İlla bunu yapmak zorunda değilsiniz yani aşağı doğru. Tabii ben bunu seçtim. Şu an bunu seçtiğim için bakın bunu bile seçtiğin zaman bir sürü sana yazı hani onun stilinden de gösteriyor. Bir geri gelelim. Burada da logo sistemleri var. Bakın logo değişik stiller var yani. Buradan birini seçebilirsiniz. Hatta ben genelde turuncu, siyah ve beyaz benim şeyler. Customize logo. Teksti düzeltelim. Bu ne ki? Çevirdiğin zaman ne oluyor? Ha, altına geç. Altına yazıyormuş. Hiç önemli değil abi. Zaten buraya girişte yaptık. Sonunda bir soru işareti koyaydık iyiydi. Neyse. Şöyle bitiş diyelim. Şunu hatta ben de indireyim ya. Şuradan indirirsek nasıl olur? Aa DSF'yi de yazdı. Neyse. Ben buradan bir güzel bir logo yapayım ya. Kanalımı yeni açtığım için bir logo yaptım da birkaç logo yapacağım. Farklı farklı değişik değişik kullanacağım. Aslında burada iyi. O kadar kötü değil. Ama bu daha kalitesiz. Benim dediğim sistem daha iyiymiş. Neyse. Canva'ya geçelim. Şimdi Canva'da pek sana hani hazır kalıplar göstermiyor. O sıkıntı var. Hani pek bir mevcut bir şeyin yok. Belli şeyler var. Pek hani tabii şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani ücretsiz sistemlerde ne yapılabilir ki demeyin yani. Gerçekten çok profesyonel insanlar gördüm. Çok hani hep ücretsiz. Çoğu şey ücretsiz yapım yani. Hani bu Canva'yı kullanan çok YouTuber var bu arada. Haberiniz olsun yani. Ücretsiz bir sürüm. Hani tabii bunun ücretli sürümü de var da gerek yok kullanmaya. Çünkü bu gerçekten yetiyor yani. Biz mesela şimdi buradan bir logo tasarlayacağız. Daha nasıl bir şey seçeceğiz? Oyun logosu diyor. Rozet logo diyor. Rozet logoya bakalım. Ya da sanat logosuna bakalım. Ya da rozet ya. Ama yok. Bilgisayar logosu. Bilgisayar logosuna bakalım ya. Malum.
Ya bakın hani pek bir alternatif yok. Hani o yüzden ben Canva'dan yapmıyorum genelde. Ha, bu da güzel bir sistem tabii. Aynı logo tasarlayabiliyorsun. Bunda kaliteli de indirebiliyorsun. Hani düzenleyebiliyorsun. Bence en güzeli boş sıfırdan yapmak. Animasyonları var bunun da. Onlara en son geçeceğim. Neyse biz şu an logo konumuz. Burada da tabii hani farklı sistemler yapabiliyorsun. Hani değiştirebiliyorsun ama hani belli yani. Hazır böyle çok ne kadar güzel olur. Bir de uğraştırır yani. Şu uygulama hani ben bunu yarım saatte anlattım. 10 dakikada anlattığıma bakmayın yani buradan. 3 dakikanızı almıyor yani. Şu logoyu çıkarmak 3 dakikanızı almıyor. Ben tık 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 tık. Ben anlattığım için biraz yavaş ilerledim. Ben bunun linkini zaten koyacağım açıklamaya. Canva'yı da koyarım da. Canva.com zaten belli Canva'nınki. Yani bunu da koyarım yani. Bunun da zaten sitesi şu. Şurayı bir kopyalayalım. Şurayı bir şöyle yapıştıralım. Enter diyelim. Çık diyelim. Benim size göstereceğim bugün bu videoda iki link arkadaşlar kısacası. Ben hani başka da tavsiye etmem. Varsa tabii daha profesyonel alta yorum olarak yazabilirsiniz. Ve şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Yorum olarak ne nasıl yapılır merak ediyorsanız yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buydu. Logo tasarımımızı yaptık. Umarım bu video hepinize faydalı bir içerik olmuştur. Haftaya yani haftaya değil de bir sonraki içeriğimizde yani YouTube küçük resim nasıl yapılır, nasıl tasarlanır, bunlar nasıl yapıyorlar, bu YouTuberlar nasıl bu resimleri yapıyor gibi bilgileri sizinle paylaşacağım içerikte görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada montu hani herhangi bir giyme sebebim yok, tamamıyla şekil olsun diye giydim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Check the mic and make sure it sound right, boys.